Şimdi işin hafif eğlenceli tarafına geldim. Ne dedim abi? Ben buraya bir Türk olarak iz bırakmaya, iyilik yapmaya, gülmeye, sevindirmeye, hikayelerimi oluşturmaya ve herkese anlatmaya, aslında en önemlisi kendimi geliştirmeye geldim. Yaptığım her şeyde imzam olsun, yaptığım her şeyde Türk halkına yakışır davranışlar yapmak istiyorum. Lokum getirdim tabii marketteki çalışanlar için. Tamam mı? Bunu da armağan edeceğim. Bu ipacı da kakbazı vati tat Tanya. Butlaska. 1 minute. 1 minute. It's not recording. It's dobre, dobre. Давайте butlaska. Давайте butlaska. Ti хорошо, чевчина. Дуже красиво. Okay. So, I am so thankful for your help and for the market. I have some small gift for the your workers. Okay, the Turkish delight for you all. Thank for you. Help. You're welcome. You're welcome. Thank you. You're welcome. Tamam, çok teşekkür ettim. Okay. Ukrayna Kiev'den herkese merhabalar. Bugün 7 Şubat 2019 Perşembe. Saat tam 4:00. Bu videoyu bugün çekiyorum. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bugün size bir hikaye anlatmak için karşınızdayım. 6 Şubat Çarşamba günü, yani dün, bir fotoğraf çekmiştim ve paylaşabileceğim her yerde paylaşmıştım bu fotoğrafı. Çok duygulandım. Yaklaşık 70-80 yaşlarında, hatta daha yaşlı bir kadının burada her gün gelip kitap okuduğunu öğrenmiştim. Bu hikayeyi de bir gözlemci olarak sizlerle paylaşmak istemiştim. Ona ufak bir hediye alıp kendi koltuğuna koydum. Öncelikle Ukraynaca bir not yazdırdım. Benim Ukraynacam yok. Ukraynaca bilen birini buldum, yazdırdım. Bir yazan arkadaş dedi ki, ismini yazmak istiyorum, ismin ne dedi. İsmimi yazdırmadım, Türkiye'den sevgilerle yaz dedim. Şimdi yazı da aynen şöyle yazıyor. Ukraynacısını size göstereyim. Türkçesini de göstereyim. Bu da Türkçesi. Yazıda aynen şöyle yazıyor. Değerli insan, seni dün gördüm. Benim için bir güneş oldun. Teşekkür ederim. Varlığın bizi umutlandırıyor. Türkiye'den sevgilerle. Ve Ukraynaca yazdım. İçinde de Türkçe notumuz var. Maalesef Ukrayna'da böyle Türkler hakkında kötü imaj oluşturdukları gibi söylentiler var, duyuyorum. Şu an marketteyim. Yaklaşık 20 kişi benim bu videoyu çekmem için çalışıyor ve bu videoda bana bakıyorlar. Benim burada yapmış olduğum şeyin fotoğrafını çekiyorlar. Instagram hesabımı almaya çalışıyorlar. Çok güzel, çok onurlu bir davranış diyorlar. Ben de bunun verdiği vicdani rahatlıkla sizlere bu videoyu çekiyorum. Buradaki marketteki herkes notu okuyup bir Türk'ün bu gördüğünüz manzarayı, pardon, bir Türk'ün şu gördüğünüz manzarayı hazırladığını görüyor. İsmimi dahi yazmadım. Hiçbir çıkar gözetmeden yaptım bunu. Çünkü beni burada olma sebebime sebep katan bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bu kadına yaptığım iyilik. Çünkü bana vizyon katmıştı. Ben de ona bir iyilik yapayım istedim. Hikayesini sizlere anlatayım istedim. You know this woman, how old she is? No name, no age. Vamin. Dobre. Is homeless or like poor or rich, anything? Okay. Arkadaşlar, marketteki arkadaş da çok iyi İngilizce bilmiyor ama çok fakir bir bayan olduğunu söylüyor. Your name is Anastasia. Anastasia? Tamam. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey oldu. Kadının sonunda adını, mesleğini ve yaşını öğrendik.
Adı Anastasia'ymış. Anastasia teyzemiz. 77 yaşındaymış ve balerinmiş. Balerinlik yapıyormuş önceden. Her gün buraya gelip ayakta kitap okuyor saatlerce. Market yönetimi, marketteki çalışanlar bir karar alıyor. Bu teyze ayakta okumasın diye bu yaşlı 77 yaşındaki teyze buraya bir tahta oturacak koltuk koyuyorlar. Sadece onun için, sadece onun oturup mutlu olması için. Benim için çok büyük bir örnek oldu bu 77 yaşında hala kitap okuyan Anastasia. Bu hikayeyi, bu kadının hikayesini size niye anlatma gereği duydum? 77 yaşında hala okuma tutkusu olan ve markette, alelade bir markette karşılaştığım bu hikayeyi size niye anlattım? Onu anlatacağım. Ve not defterimin son sayfasında Mehmet Murat İlda'nın şöyle bir sözü var. Şöyle bir sözü var. Bu söz her zaman kitabımın son sayfasında ve her zaman bunu hatırlayarak hareket ediyorum. Bir şehri ziyaret ettiğimde, bir şehirle ilgili bir şeyler yapmaya çalıştığımda. Realite soğuk akıyor zaten. Arkadaşlar kadın geldi. Kadın geldi. Çaktırmamam lazım. Çaktırmamam lazım. Yazıyı okuduğunda ne düşünecek? Çok heyecanlıyım. Geldi sonunda. Okay. Abi dayanamıyorum. Elinden tutup getireceğim. Anastasia. Doğru gelmeden önce kendime, aileme, tüm sevdiklerime bir söz vermiştim. Bu şehri tanıtabildiğim en iyi şekilde, en samimi şekilde tanıtacağım. Bu sözümün 4. günündeyim. Sözümü tutmak için her gün bu amaç için çalışıyorum. Yaklaşık 3 ay daha buradayım. 3 ay boyunca sizlere burayı en güzel şekilde göstereceğimin sözünü şimdiden vermek istiyorum. Videoyu bitirirken not defterimin sonunda yer alan ama az önce okuyamadım, kadın geldiği için okuyamadım bir Mehmet Murat İldan sözü. Şimdi izninizle onu size okuyarak videoyu kapatmak istiyorum. Bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde dar sokakların unutulmuş zanaatkarlarını ziyaret edin. Bunu yapın çünkü bir ülkeyi, bir şehri asıl yapan onlardır. Onları onurlandırmak için değil, bunu yapın kendinizi onurlandırmak için. Yaptığım hiçbir videoda, yaklaşık 50 video yaptım. Hiçbir videoda beğenin, yorum atın veya paylaşın demedim. Benim mizacıma da ters böyle şeyler. Ama bu video için, bu hikayenin daha fazla insana ulaşması için söyleyeceğim. Lütfen bu videoyu paylaşın, bu hikayeyi paylaşın. Beni veya onu onurlandırmak için değil, kendinizi onurlandırmak için. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Do I love the touch but never love the feel?